Güzel efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hem tekrar değerli hocama, Kazım Yurdakul hocama, hem bizi takip edenlere. Efendim, yoğun bir gündem. Biz bir hafta önceden planladık bunu. 21 Mart'a denk geldi. Bugün Nevruz hocam, biliyorsunuz. Evet, İstiyorsanız evet. Efendim, hemen Nevruz'la ilgili birkaç kelam edelim, ondan sonra konuya geçelim. Tabii. Yani ben kutladım bugün. Dedim ki yeni gün ve doğanın dirilişi herkese kutlu olsun. Bir kökten Türk bayramını yıllarca nasıl bildik, değil mi? Hani biz o yalancı yüzyıl diyoruz. İşte yalancı yüzyıldan bir örnek daha. Kökten Türk bayramıyla yıllarca maalesef birileri bizi kavga ettirdiler. Çünkü başka türlü algıladık orayı. Birileri de o başka türlü kullandılar zaten. Ama Orta Asya'dan, Orasan'dan yine gelen bahara dönüşü, gün dönümünü ve artık dirilişi, yeniden doğuşu ifade eden bu güzel gün herkese kutlu olsun. Hocam, Nevroz, yeni gün. Mart ayında yalancı çağın efendim durakları, bize yansıyan durakları ve aydınlık çağın yeni bin yılın, üçüncü bin yılın efendim gelişme aşamaları diye ben adlandıracağım. Belli hususları sizinle konuştuktan sonra aktualiteye gelelim istiyorum. Şimdi mesele şu: 31 Mart malum halileri efendim Sultan Abdülhamid'in tahttan indiriliş meselesi. Sonra evet, geliyoruz 70'li yıllarda bir 12 Mart meselemiz var. Ama yakında hemen 3 gün önce idrak ettiğimiz ve büyük bir tesisin, Çanakkale Köprüsü'nün, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını da idrak ederek yad ettiğimiz bir de Çanakkale zaferimiz var 18 Mart. Şimdi evet, dolayısıyla bu Mart'taki 31 Mart, 18 Mart 1915, 12 Mart 1971 ve 18 Mart 2022. Bu süreci şöyle bir değerlendirelim hocam. Sizin belli bir perspektifiniz var, bir riçat planımız, bir hilal takdimimiz var bizim. O çerçeveyi evet, de siz efendim esas itibariyle Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilişiyle başlatıyorsunuz. Bu perspektifi şöyle ana hatlarıyla bir koyalım ve asıl biz ileriye bakacağımız için bundan sonra 18 Mart 2022, 1915 Çanakkale Köprüsü ve aydınlık çağ 3. bin yıl. Evet. Buyurun hocam. Evet. Değerli hocam, çok teşekkürler. Tabii orada şeyi de parantezini söyleyelim. 31 Mart Hicri takvimle, dolayısıyla 13 Nisan miladi takvimle ve Sultan Abdülhamit Han'ın, herkes de biraz araştırırsa bilir ki aslında çok rahat karşı koyabileceği bir durum varken biraz böyle vesile edip inmesi sanki. Hatta şöyle bir ifadesi var, diyor ya, gelen şeyin önünde, ordunun önünde ben Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Yani vakit geldi gibi bir cümle. Çünkü öncesine baktığımızda işte 1822'de Akif Bey'in dile getirdiği, daha sonra Sultan Abdülhamit'in de dile getirdiği bazı konuları birebir o 1909'dan itibaren sonrasında, ki orada bir parantez daha yine açalım. Sultan Abdülhamit'le Selanik'e yanında giden ve uzun süre yanında kalan kişi Salih Bozok. Bu ilişkiyi de kuralım lütfen. Yani Sultan Abdülhamit sonra da bize iddia ediyoruz ya, aslında yeni rejimin kuruluşunu organize etti. Bütün o Akif Bey'in 1822'de söylediği Anadolu sınırlarına çekilme, kontrollü dağılma, diğer bölgelerde devlet kurma ya da devletin içinde yer alma ve sonra Anadolu'da asli unsur üzerine kurulup yeniden büyüme projesi noktasında, işte o yeni rejimin banisiyle ilişki, yani yeni rejimin banisinin çok özel bir yaveri, dostluğu, her şeyi neredeyse son noktaya kadar, ki zaten sonunda bani Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte öldürülen kişi Salih Bozok, Sultan Abdülhamit'le birlikte duruyor uzun zaman.
Burası da önemli bir anekdot bence. Oradan sonra hakikaten 1909 itibariyle işte Sultan Abdülhamit'in de dile getirdiği bu üç cümlelik özet, yeniliyorsak yapılacak olan şey. Şimdi birileri şunu şöyle değerlendiriyor. Efendim bilerek Osmanlı yenildi. Yok öyle bir şey söylediğimiz yok. Hiç öyle bir şey söylemiyoruz. Ama yeniliyorsak kontrolü almak devletimizin önemli bir modeli. Biraz yeniliyorsak orada işte biz adına ricat diyelim ama onun bir bölümü açısından aikido taktiği de diyebiliriz. Yani diğerinin gücüyle onu devirme, onu kontrolü alarak bir tür. Nitekim sürecin içerisinde baktığımızda işte o 1909 itibariyle Libya, Balkanlar, ondan sonra Arapça bir ne diyelim yeri olan savunma zaferleridir. Yani yeri düvel geliyor ve müthiş bir savunma. Ve ekonomik olarak çok zor durumda olan, askerinin çok zor durumda olduğu bir devlet müthiş bir savunma sergiliyor ve hem Çanakkale'yi hem aslında 35. paraleli geçirmiyor. Fakat sonra işte bizim misak-ı milli dememiz, yani ulusal yemin etmemizin de sebebi olan ateşkesten sonra gasp edilen topraklarımız var. Yani savaşta kaybetmediğimiz ama gasp edilen topraklarımız, o da alacağımız, inşallah yakın zamanda alacağımızı da alırız. O manada işte böyle bir yüzyıldan bahsedebiliriz. İşte bugün de, hatta biraz önce şimdi de bir tarihçi dostlarla bir sohbetin içerisindeydik. Türk Devleti'nin içerisinde 500 yıldır oluşan yapılanmaları ve bunların ne olduğunu bilmeden gerçekten çok hem boşa tartışır hem boşa bir nevi günah alırız. Yani birçok liderimizle ilgili işte şöyledir böyledir derken bugün de aynısı söyleniyor, yapılıyor ama arka plandan gerçekte ne var? Bunu kısmen söylüyoruz, kısmen inşallah daha sonraları söyleyeceğiz. Bazı şeyleri şu anda telaffuz edemiyorum derken bunlar bana verilmiş devlet sırları değil. Ama gördüğüm, işte bir takım bilen insanların da gördüğü, henüz halkımızın tam görmediği bir takım durumlar aslında tartışma platformumuzun temele vesayetin çok ciddi bir güçle bu devleti işgal etmiş olması noktasından hareket etmeli ki o zaman ancak bazı şeyleri daha doğru, daha iyi anlayabiliriz. Hatta artık konuştuğumuz için bir tane örneği vereyim. Bugünlerde işte Rusya, Ukrayna ile ilgili bir durum var ortada, bir kriz. Bu durum başlarken ben bir takım ifadeler kullandım ve dedim ki bakın medyanın tamamı, bir tek fire yok. Tamamı başka şeyler anlatıyor insanlara. Nitekim işte kayıtlar var ve o yüzden bugün YouTube'da bazı kanalların yıllardır devam eden ve yıllardır çok ünlü insanları konuk alan kanalların en yüksek izlenme oranını yakaladık. Sebebi işte o işgal başlarken söylediğim cümlelerin birebir yerine gelmiş olması. Hatta bazı cümlelerin birebir bazı devlet başkanları tarafından tweet atılması. İşte 10 gün sonra. Bunu niye söylerim? Hiçbirini bugünkü medyada görmüyoruz. O zaman bir şey var demektir. Bir sıkıntı var o medya. Topluma hakikati anlatmıyor. Ha zaten de temelde böyledir. Yani şunu hep söylemek zorunda kalıyorum toplumumuzdan insanlar. Arkadaşlar bu medya kurumlarının size gerçeği anlatmak için kurulduğu, bu misyon vizyonla kurulduğunu zannetmeyin ne olursunuz. Bunların hepsi bir takım odakları temsil eder. Size de gerçeği o odaklar izin verdiği ölçüde anlatır ki bugüne kadar işte yalancı yüzyılın içerisinde dünyanın hiçbir yerinde tam hakikate izin verilmedi. O yüzden medyalar kendi odaklarına göre sizi iki batılda, üç batılda dövüştürürler sadece. Hiçbir hakikat değil. Birisi bu taraf hakikat zanneder, birisi bu taraf hakikat zanneder. Hatta militanca savunur, belki bundan dolayı ölür, zarar görür. Ama medyanın hiç umurunda değildir. Maalesef o medyaya çıkan bazı bizden zannettiğimiz adamların da hiç umurunda değildir. Öyle bir sorumluluklar taşımazlar. Ne oluyor bu millete demezler. İşte nereyse odakları onun temsilciliğini yaparlar. Nitekim ben yine işgal başladığı sırada gaflet, delalet, hıyanetin vitrini diye bir video çektim. Çok sert buldu herkes. Üç gün sonra Devlet Bey, Devlet Bahçeli tam da buna yönelik bir açıklama yaptı. Bu medya artık bir ayağını denk alsın. Yani hiçbir şeyi doğru anlatmıyor. Hep böyle dolambaçlı köşelerden dolanıyor. Oralardan buralardan dolanıyor diye. Yani bu 20. yüzyılı, yalancı yüzyıl dünyanın her yerinde bir hakikat olmayan bir o yüzden yalancı yüzyıl diyorum adına. Yani hem bilgilerle ilgili, bize öğretilenlerle ilgili, yaşam biçimiyle ilgili, o yaşam biçiminin insanlığa ve medeniyete gittiğiyle ilgili maalesef yalanlar vardı.
Hem de işte bizim kendi devletimizle ilgili bilgilerimiz, durumları algılayışımız o medya üzerinden hep bize başka türlü algılatıldı. Bunu bilirsek bunun üzerinden konuşabiliriz. Gerçekten bırakalım siyasetin derinliklerini, günlük hayatı yaşarken kesin kabul edip onlarla yaşadıklarımızın bile birçoğunda maalesef problemler var. İşte tarihin anlatılışı, algılanışı bile tek başına insanların algısını değiştiriyor. Yani bugün işte Batı, benim batıl dediğim o yönetim, Türk'ü İslam'ı medeniyetsiz cahiller şeklinde bir algıyı oluşturduğu andan itibaren, bakın bugün belki Türkiye'deki birçok siyasi tartışma bu tabana dayandı. Yani Türkiye'deki bir kitle İslamofobik olmasa, Müslümanın ve Türk'ün cahil değil, tam tersi medeniyet önderi olduğunu algılasa, işte bugün Cumhurbaşkanımızla kavga eder durumda olmayacak kendi açısından. Çünkü öyle bir algı oluşmuş ki, onlara göre söylüyorum tırnak içinde, ya bak ayaklar baş oldu, mahvettiler Türkiye'yi bakış açısından. Halbuki yani dünyayı mahveden kim belli? İşte hala aynı şeyi yapıyor NATO. Rusya Ukrayna aynı şeyi yapmadı mı? Yani Ukrayna'nın sonuna kadar arkasında sözde, tam son dakika, yani çok böyle komedi filmi gibidir maalesef, ama trajikomedi filmi tabii yaşananlardan dolayı. Biden kalktı son gece, dedi ki efendim biz savaşla karşılık vermeyecektik ki. İşgal olmamıştı daha bakın. Yani daha hemen öncesindeki gece. Savaşla karşılık vermeyecektik, biz yaptırımlar diyorduk. Dedi çekti gitti. Almanya ağır silah yardımını onaylamadı. Niye? Çünkü çok fena Almanya'ya bir şey yapıldı. Almanların bir gemisi battı okyanusta, binlerce otomobil gitti. Şimdi birileri yine medya Almanya'da ne olduğunu vermediği için birileri ya Alman ekonomisine ne olur ki diyor. Ama bakın Alman ekonomisi salgın başlarken Pentagon asker indirdi. Biz dedik ki Almanya'ya darbe yaptı Pentagon. Çünkü Almanya'daki Saksonya kanadı ele geçiriyordu Bavyera kanadının elinde olan devleti. NATO'ya bağlı kanadın elinde olan devleti. Pentagon asker indirdi. Akabinde bir silah oldu. IMF, Fed'in yine aynı kanalın bastığı dolarlardan Almanya'ya 690 milyar avro borç verdi. Almanya o parayı aldığı an bitti. Ve o biten para daha gelirken BMW diyordu ki 200 milyar dolar, bakın ben talibim. Paraya bakın. BMW'ye bir kuruş verilemedi burada. Mercedes bugün Almanya'da yarım ay çalışıyor, yarım maaş ödüyor şeylerine, çalışanlarına. Dolayısıyla bu çerçeveden düşündüğünüz zaman Almanya'nın binlerce otomobil olan gemisi battığı an işte Almanya bile NATO'yu terk ediyor ki NATO beni korumuyor ki. Frene basıyor ve Rusya'ya yaptırım ne yapacaksınız efendim diyor. Hop, laf geçiştiriyor. Hiçbir şey söylemiyor Alman başbakanı. Ve Ukrayna'ya yapılacak ağır silah yardımını engelliyor hükümet. Arkasından söz çıkınca, hani laf söz olunca diyelim, Almanya eski silahlardan bir kuble gönderiyor Ukrayna'ya. İşte dünya, yani buradan aslında bütün 100 yılı çözeriz sevgili hocam. Buradaki bütün hikayeden. Şimdi bunu buradan algılamayınca da tabii bizim gelecek öngörülerimizle ilgili insanlara tuhaf geliyor bu gelecek öngörülerimiz. Ama bakın hocam, ben şöyle tamamlayayım bu kısmı. Buyurun. Buyurun hocam. Evet hocam, şimdi bu adamlar yani NATO'nun vitrini olduğu o yapı bugün Almanya'ya, Ukrayna'ya, başka yerlere yaptığını yıllar yılı bize de yaptı zaten. İşte 27 Mayıs 1960'la başlayan müdahaleler 71'de, 80'de, efendim 97'de. Ben bu tamam. Türkiye'deki darbe gelenekleri, NATO'nun tabii yapmış olduğu şeyler bunlar. Onları şöyle bir ana hatlarıyla niye yaptılar bunu hatırladıktan sonra, geleceğe daha güvenle bakabilmek adına bu analizleri yaptıktan sonra 18 Mart 2022 ve sonrasını, o köprünün ne anlama geldiğini efendim onu bir değerlendirelim istiyorum hocam. Buyurun. Evet, tabii. Şimdi şöyle tabii, yani sadece ben bugünkü kurumlar bağlamında bakmıyorum. Yani o kurumları oluşturan kökler üzerinden bakıyorum. Dolayısıyla işte NATO derken, Pentagon derken, Almanya derken, Vatikan derken, işte aynı kökten ve işte belki binlerce yıldır ama özellikle son 500 yıldır bizimle ilişkileri anlamında bu referanstan, bu kökten, bu gruptan, bu hanedanlardan bahsediyorum. Dünyada bugün hatta isimlendirelim. Yani bakın NATO, Pentagon,
Vatikan ki gemiyi ilk terk eden oldu bundan 2 yıl önce, geminin kaptanı. Amerika'da demokratlar, Almanya'da Bavyera kanadı ve Almanya'ya hakim kanat diyelim. Yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğu sözde. Bunlar ondan sonra Fedler ondan sonra bunların kurucusu olan İsviçre'deki banka ve İsviçre devleti, Malta, ondan sonra İngiltere'de Stewart Hanedanı, yani tahttakilerin kuzeni olan hanedan, Rockefeller, Rockefeller'in bir üstü, Rockefeller'in sahibi olduğu Fedler'in sahibi olan Morgan sülalesi, bunlar bir kanat sevgili hocam. İşte bunlarla bizim ana bu sorunumuz. Yani bugün baktığımızdaki terör grupları DHKPC, FETÖ, PKK, PYD de Türkiye'deki işlemiş vesayet zinciri de, işte FETÖ söyledik zaten, bunlarla ilişkilidir, iştigallidir. Bunu geriye doğru yürüttüğümüzde aslında 500 yıldır bir baktığımızda, bana göre 6 Kasım 1566'da Kanuni Sultan Süleyman Han o isminin bile gücüyle vefat ettiğinde oluşan ya da iyice hakim olan, yine devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın söylemiyle 1838-39'da ise tamamen diyelim devleti devralan bizden, 1856'da iyice böyle kreması üzerine sürülen Emevik ve Masonik iki kollu yapı, işte 1945 sonrası dönemde bilirsiniz 1960 darbesi, işte 63 palazlanmaya başlaması FETÖ'nün. O yüzden FETÖ'ye ben Maso-Emevik bir yapı derim. Nitekim araştırdığımızda görürüz ki FETÖ'yü oluşturan 3 kişinin 3'ü de Masondur, kurucular kurulu. Yaşar Tunagör, Fethullah Gülen, bu ikisi Mason ve sözde ülema, Emevik kanat diyebiliriz bunlara. Ya da Yaşar Tunagör öyle deriz de FETÖ ikisinin şeyi, ortası diyebiliriz. Öbür tarafta ise Kasım Gülek, Mason ve Masonik kanat. Gerçek Masonik kanattır bu. İşte CHP'nin genel sekreteri o gün itibariyle tek parti zaten. Başka parti olmadığı için İçişleri Bakanı olan ve tabii Atatürk'ün öldürülmesinin üzerini kapatan mesela. Mektupları var bununla ilgili. Delille söyleyebiliriz. Kasım Gülek'in kurduğu masa önemlilik yapı Türkiye'de o işgali devam ettirdi. Vesayet işgali. Ve biz devletin içerisinde 2009-10 itibariyle istihbaratı, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lehimize dönecek şekilde dengesini birazcık temizleyebildik. Şimdi bu yapı hep bu iki kollu kıskaçla hareket etti. Yani baktığımızda işte Genç Osman'ı indirirken de Sultan Abdülhamit'i indirirken de bu ikili kıskaç vardı. Özellikle de son yüzyılda bu iyice ayyuka çıktı. Yani 1909-31 Mart yani 13 Nisan'da Sultan Abdülhamit'i indiren iş neyle başladı? Sözde Müslüman birilerinin halifeye, yani bakın hangisi Müslüman yani, şimdi halife mi değil? Hani 2. Mahmud'a gavur padişah diyenlerin soyu halifeye fesli halife istemiyoruz dediler. Bir grup askerden medreseli olduğu için muaf olan ama subayların şikayeti üzerine, ya bunlar okuma yazma bilmiyorlar, bunlar sırf askerden kaçmak için medreseye giriyorlar denmesi üzerine hükümetin çıkardığı iki ayet, iki hadis sınavına tepki gösteren bir grup. Yani bakın aşağıda o Emevik dediğim kanat sözde Müslüman ortalığı karıştırıyor, kıskacın bir kolu. Öbür kolda sözde onları bastırmaya gelirken ne yapıyor? Milli adamı indiriyor aşağıya. Aynı hikaye 1930'da adamı değil belki adamla ilgili tırnak içinde söylüyorum bir ne diyelim operasyonun başlangıcıdır. Çünkü 1930'da Kurt Simke, bakın çok ilginç, Alman bir yazar, muhtemelde Biendi'nin bir adamı, yani muhtemel diyorum çünkü bir yazarın bu işlerle ne işi olur yoksa. Ve ilginç olan, biz ne dedim, sırf Almanya ile birlikte katıldığımız için Birinci Dünya Savaşı'na kaybetmiş sayıldık. Alman Genelkurmay Başkanı vardı, onu yeri gelip dinlemeyen, inisiyatif alan paşalarımızla aslında hiç kaybetmediğimiz, hiçbir cephede kaybetmediğimiz savaşı Almanya'dan dolayı kaybetmiş sayıldık. Ama bir Alman 1930'da diyor ki, savaşı diyor İngilizler mi kazandı, Mustafa Kemal mi? Bizim diyor yüzyıllardır yapmadığımız her şeyi yapıyor bu adam. Bu adamı oradan almamız lazım. Bunu da yapamıyoruz. Bunun tek çaresi var, bu adamın itibarını bozacağız. Onu din ve Kürt düşmanı olarak lanse edeceğiz. Bakın dikkat edin, 30'dan sonra başlayan sürece. 30'da bir şey daha oluyor. Menemen olayı oluyor. Menemen, şimdi bakın yine
Birileri Müslüman, öbürleri de sözde masonik, bunu engelliyor. Efendim, aman devlet elden gidiyor, aman irtica geliyor. Yani üç tane adam yürüdü diye irtica geliyor, devlet elden gidiyor yani. Bakın sonuç ne peki? Menemen'in sonucu ne? Bir tane adamcağız Kubilay orada rahmetli oluyor, bir subay. Ondan sonra diğer o tarafın başında görünen ya da onları ne diyelim fitnelemiş, görülen, zannedilen bir hoca efendiye mal oluyor. Ama devlet açısından asıl sonuç ne? Serbest fırka kapatılıyor daha kurulurken. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin içindeki kliklerden en azından bir kısmını tasfiye edebileyim diye çok partiye geçiyor. Geçme çabası var Mustafa Kemal. Yani demokratlaşalım. Evet demokratikleşelim ama bunun ana sebebi devlet açısından o bir kısım CHP'deki 1 Kasım 1937'de gökten indiği sanılan kitaplarla yönetmeyeceğiz bu devlet diye suratlarına söylediği. Bakalım parantez açalım. Bu cümleyi söylüyor. Bu cümleyi Masonik ve Emevik kanatları öyle bir yansıtıyorlar ki Mustafa Kemal'in işte durumunun algılanışı değişiyor. Halbuki gökten inen kitaplarla dünyayı yönetmek bir Mason ayin cümlesidir. Böyle neredeyse baş cümledir. Hatta evrenin ulu mimarı gökten aldık ilhamı diye falan da devam eder. Şimdi bu adam bu cümleyi tesadüfen söylemiyor. Karşısındaki Masonlara ve o gün itibariyle bu cümlenin ardından infazı veriliyor ve bunu da sonra Masonlar açıklıyorlar 1948'de. Her neyse orada Mustafa Kemal ve veya onunla oluşan o bir milli projenin durduruluşu Emevik ve Masonik hareketi oluyor. Aynı şey 1997'de oluyor rahmetli Erbakan Hoca'nın başında. Yani bir Türkiye'de Müslümanların lideri diyebildiğimiz, Müslümanlığından bir nebze şeyimiz var mı şüphemiz Erbakan Hoca'nın? Yok herhalde değil mi? Bu adamcağız iktidar oluyor, başbakan oluyor. Birileri sözde Müslümanlar sokaklarda bir şeyler yapıyorlar acayip acayip. Ve tesadüf bu ya. Yani o gün bulunan özel televizyon sayısı az. Onlardan bir tanesi Star Televizyonu. Türkiye'de 2 tane aktüel kamerası var. 10 Kasım günü 2 kamera nerede olur? Biri Ankara'da, biri İstanbul'da. İkisi Ankara'da ya da ikisi İstanbul'da olur. Yani hadi bir şey olsun birisi Ankara'da, birisi İzmir'de olur mesela. Ama birisi Erzurum'da. Hazır kıta bekliyor 9:05 geçe. Aczi mendiller bir şeyler yapıyorlar. Oo irtica geliyor falan. Bakın Emevik kanat ortalığı kabartıyor. Öbürü oo irtica gelip sözde onu bastırmaya geliyor. Ama onun odağı diyor iktidar da hop onu aşağı çekiyor. Hep aynı şeyi yapıyor yani. Böyle çalıştılar maalesef. Ama artık olmuyor. Artık bitti. Yani artık işte Macron diyor ya beyin ölümü gerçekleşti. Hakikaten gerçekleşti. Komada. O yüzden işte Biden, Almanya böyle garip garip işler yapıyor. Hatta onunla kalmıyor yani NATO'nun içeriden müttefiki diyebileceğimiz Kaliforniya eyaleti bile o gün neredeyse Rusya yanlısı diyebileceğimiz bir karar alıyor. Bunları birazdan anlatacağım ne olduğunu. İsviçre benzer bir açıklama. En son artık geçen hafta Fed bile teslim oldu. Dedi ki dijital paraya geçelim. Evet Fed hocam bakıp, doları sahip. Şimdi gayet güzel gidiyor analizlerimiz. İsabetli de olduğu her gün açığa çıkıyor bunların. Evet. Şimdi bu 2 gün önce hatta bugün mü? Bugün yanılmıyorsam Selçuk Bayraktar beyefendinin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar var. SİHA'ları geliştirirken 2000'li yıllarda yani AK Parti iktidarı döneminde bile ne kadar sıkıntılar yaşadıklarını, SİHA'ları uçurmada ne kadar engellerle karşılaştıklarını nereden? Bürokrasinin içerisinden. Ya bu adamlar sadece askeri bürokrasiye sızmadı ki. Bürokrasinin her alanında, her dalında bu adamlar iş görüyorlar ve burunlarından getirmişler tabir yerindeyse. Bu Selçuk Bayraktar gibi bir insana düşünebiliyor hocam, musunuz? Bir tane örnek vereceğim. Bir tane örnek. Hepimizin yaşadığı, son 2 yılda yaşadığı bir örnek. Tam bu konu. Özür dilerim kestim ama tam araya parantez. Çok önemli bir örnek. Tabii ki buyurun. Yani şimdi bakın bu konuyu çok konuşmayı sevmiyorum, istemiyorum da. Ama işte bu virüstü aşıydı bilmem neydi falan. Bir başladı. Ben bir tiyatro diye bir yazı yazdım. Birebir oradaki her şey oluyor, gerçekleşiyor. Hatta sonrasında dedim ki bu iş bitmezse Türk devleti bitirecek bunu. Bunun çözümünü bulur. Dünyaya bedava dağıtacağını açıklar. O yüzden bu iş biter o zaman. Nitekim öyle oldu değil mi yani? Türk Havak çıktığında bitti. Şimdi Türk Havak çıktığında bunu yayınladım. Birileri bana sen aşıyı mı savunuyorsun dediler.
iki aşı olmuş adam hiç aşı olmamış bana bunu söyledi. Hayır, aşıyı savunmak için söylemedim. Anlattığım bir şeyin, durumun ortaya çıkışıyla ilgili bunu söyledim. Çünkü Türkiye'de aklı başında olan kimse aşıyı savunmadı. Cumhurbaşkanı dahi savunmadı. Vereceğim örnek bununla ilgili. Cumhurbaşkanı dedi ki zorunlu değildir aşı. Doğru mu? Öyle. Zorunlu. Bu konuyla ilgili hiçbir şey zorunlu değil dedi. Zaten zorunlu olsa külliye tek başına kanun çıkartabiliyor mu? Bugün çıkartıyor. Çıkartmadı. Bir takım başka davranışlar var. Örnek vereyim. Ama Cumhurbaşkanı bunu demişken okul müdürleri çocuklarımızı okula almadılar aşı yok diye. Yani bu örnek çok sarsıcı bir örnektir hocam. Yani çok da o yüzden verilemiyor. Verilmesin de yani. Çok medyada böyle verilmesin. Çünkü çok çok acı bir durum budur. Şimdi insanımızın farkında olmadığı. Evet. Bakın hocam, örnek verelim. İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Allah korusun biz bu mücadeleyi kaydetseydik 50 yıl sonra birileri İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan adam devletin dibine dinamit koydu bu diye anlatacaklardı. Aynen. Bakın çok benziyor Mustafa Kemal Atatürk'ün durumuna ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle diyor ki biz birebir aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynen. Sultan Mahmut da birebir aynı şeyleri yaşadı. Genç Osman da birebir aynı şeyleri yaşadı. Maalesef bizi bizim devletimizde esir alıp bir de bizi birbirimize Türk'ün üzerinden, Türk'ü Türk'e Türk'ün üzerinden düşürdüler. İnanın canım acıyor. Yani şu anda böyle gözlerim doluyor. 14 tane padişah, 2 tane cumhurbaşkanı, 1 tane başbakanımızı öldürdüler bizi. Şehit ettiler. Bunlar yaptılar. Evet. Bir devletin içinde padişah, cumhurbaşkanı, başbakan gidiyorsa bir şekilde ölüyorsa bu o devletin bürokrasisinin meselesidir. O devletin bürokrasisi darbe yapmış demektir. Kimse başka bir şey anlatmasın. Ha olur ha bir şey oldu. Koruyamadın bir şey. Öyle bir şey söz konusu değildir ama koruyamadın ise failini ortaya koyarsın. O zaman bu darbe sözümüz ortadan kalkar. Ama bu ülkede işte Cumhurbaşkanı öldürülüyor, zehirleniyor. Zehirlendiği apaçık ortada belgesiyle bilmem neyse. Sonra adamlar o kadar rahat ki aradan bir 10 sene sonra açıklıyorlar. Biz zehirledik diyorlar. Çünkü ne olacak ki? Türk Devleti'nin içindeki İçişleri Bakanı, Genel Sekreteri bilmem nesi bunun üstünü kapatmaya çalışıyor. Utanmadan birbirlerine mektup yazıyor. Diyor ki aman sakın bak diyor. Maaşın her gün yatıyor diyor. İkimizin de başı yanar diyor. Sonra bu işi kovalayan adamcağız diyorum artık. O da bu işi bırakıyor. Çok ilginçtir. 60 darbesinden sonra da Sağlık Bakanı oluyor. Bu işi bıraktı diye de herhalde ödül alıyor. Yani. İşte benzer Turgut Özal'ın durumu. Biz hala tartışıyoruz. Yani önüne konan belgeler belli. Seni şu öldürecek diyorlar. İnanmıyor, inanmak istemiyor. Yani sonra ne olduğu belli. Nasıl olduğu belli. O portakal suyu seçmesi değil. Eliyle uzatıp veren garson kalkıyor Honduras'a gidiyor aynı akşam turistik gezi yapmaya. Bir daha da geri gelmiyor. Biz hala tartışıyoruz. Zehirlendi mi, zehirlenmedi mi? Yok mezarını açıyoruz falan falan. Varmış plütonyum da işte az varmış diyoruz. İşte bunlar yaptılar bunu. Bunun detaylı hikayelerini birçok insan biliyor. Ben bununla ilgili bir belgesel yapayım dedim. Çeşitli ulaştığım büyüklerim dediler ki dur şimdi yapma öldürürler seni. Ama ben yılmadım işte asil kanı yazdım böyle. Hatta yazdığımda bir oh çektim. Abilerime dedim ki yayınlamazsanız iki elim yakanızda kalır bana bir şey olursa. Artık dedim hazır. Ben görevi tamamladım. Buradan sonrası yayınlanması kısmı. Bana bir şey olur da siz yayınlamazsanız iki elim yakanızda olur. Daha çok şey anlatılacak bu ülkede. Daha fazlası anlatılacak. İnşallah Cumhurbaşkanımız hep son bir aydır diyor ya son döneme, son döneme, son döneme. Finale geldik diyor. Bir şey anlatıyor. Umutlarımızın, beklentilerimizin, çalışmalarımızın karşılığı alacağı son dönemece girdik diyor. Hatta 19 Ocak'ta tam da işte benim söylediklerimi tam teyit eder. Birçok insan bana hep der ya hocam sen gizli danışmanısın. Çünkü o kadar birebir cümleler bazen ediyoruz ki ben de şaşırıyorum. Diyor ki 19 Ocak'ta seneye bu zamanlar diyor. Öyle bir Türkiye'de, öyle bir dünyada yaşıyor olacağız ki çok şaşıracaksınız ve bize karşı çıkanlar, bizden karşı safta olanlar çok mahcup olacaklar. Bakın. 2013'te ben bunu aynen yazdım bu cümleyi. Temizleyecek, sonra gidecek, gidince arkasından çok insanlar çok üzülecek diye. Bakın o da söylüyor şimdi. Şimdi oraya geldik. İnşallah ferasetimizle, sağduyumuzla, millet olarak benim inancım, vicdanı, aklı yüksek bir milletiz biz çoğunlukla. Ama milletin önüne öğretim sisteminden tut, önündeki medyaya kadar hakikati koymayınca ne yapsın bu millet? Elbette azınlıktır. İki uçta böyle o masonik, emevi taşeronluğunu böyle çok keyifle yapan adamlar, hıyanet içinde olan adamlar ama milletimizin çoğunluğunu bilerek gaflete düşürdüler.
Sonra Kemal Atatürk 100 yılın başında söylüyor. 100 yılın sonunda da ya da bu 100 yılın başında da Erbakan Hoca benzer şeyi söylüyor. Gaflet perdesi örttüler. Bir gün kalkacak, sen göreceksin hakikat nerede diyor. Onu son kez anarken Erbakan Hoca da diyor ki yiğit bir gün düştüğü yerden kalkacak ve yeniden dünya medeniyetine önderlik edecek. Ben de buradan son dönemle ilgili ekleyeyim. One world, one value. Hani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek dünya, tek değer. Ve tahtında oturuyor Türk devleti artık. Bunu çok net olarak söylüyorum. Çok net artık söylüyorum. Çünkü bu sırada belki sorduğunuz sorunun devamında da anlatırız. Devlet başkanları düzeyinde cümle cümle teyit ediliyor. Hepsini anlatırım. Eğer şey olursa, ama sorunuzun yanıtını vermiş olayım. Böyle alıp gidiyorum. Durayım evet, arada ki hocam, siz sorarsınız. Alıp gitmekten başka çare yok çünkü. Bütün olumlu olumsuz realiteyi olduğu gibi görüp gelişmeleri adım adım izledikten sonra ister istemez insan heyecanlanıyor, kapıp koyveriyor ve gidiyor. Bu normal bir şey. Şimdi hocam, tabii bu yalancı yüzyılın bir takım aparatları vardı bizim içerimizde. Bu bürokrasiye birazcık temas ettik. Siyasete de kısmen temas ettik. Ama ben sizinle hocam başka neler efendime söyleyeyim önemsiyorsunuz bu alanda dediğim medya bahsettik. Beş başlık saydınız. Birisi siyasetti, birisi bürokrasi, birisi efendim yine bir şekilde organize olup dini kisve altında yahut başka türlü işin içerisinde pay kapan, rol alan bir takım yapılar efendim ve medya. Evet. Ve en sonunda da efendim bizim istikbalde artık ne diyelim kaptan köşkünde oturacağımız dünya diyelim biz ona. Bu başlıkları ana hatlarıyla koyalım. Sonra hocam bu geçtiğimiz haftaki efendim kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından üstüne duracağınız, dikkat çekeceğiniz hususlar ve 18 Mart 1915 Çanakkale Köprüsü'nün verdiği mesaj hocam. Bunun da şöyle bir çerçeve gidelim. Sonra bizim daha önceden üzerinde durduğumuz, sizin de yine bir ara temas ettiğiniz bu para meselesi hocam, para. Geçmiş tarihin geçmiş dönemlerinde bir ülkenin bağımsızlığı, egemenliği para basmasıyla efendim sembolize oluyor. O hatırlatmayı da yaptıktan sonra ben sözü size bakayım. Siz gerektiği kadarını konuşun hocam, buyurun. Peki hocam, teşekkür ederim. O zaman ben böyle tersten başlayayım. Çünkü bir numarada o para var maalesef. Şimdi bugüne kadar işte o NATO kanadı niye çırpınıyor? İşte Ukrayna meselesinin de ana hikayesi diye biz işgalin öncesinde daha bu konu konuşulurken dedik ki 3,5 madde. Hatta bununla ilgili videolar sizle de yaptık. Bir, para. Yani işte o yüzden geçen hafta en son Fed'de teslim oldu dedim. Çünkü Fed doları basıyor. Fed'in sahibi, Fed'lerin sahibi görünen ortakları var. İşte Rockefeller, Morgan sülalesi. 3 tane, 4 tane, 5 tane aile dünyadaki parayı yönetiyor ve istediği zaman para basıyor, karşılıksız basıyor, canın istediği gibi basıyor ve bunu yapabilmesinin ardılı olarak da para ekonomisini dünyada sürdürüyor. Üretim değil, para ekonomisi. Kağıt üzerinde aldım verdim, al gülüm ver gülüm ile yönetiyordu. Dolayısıyla birinci mesele bu para meselesi. Çünkü Rusya'nın da dijitalin önünü açması artık önü tutulamaz bir hal alacaktı. Burada iki devlet çok önemli önünü açması. Rusya ve Çin'di. Çin biraz daha geciktirmek istiyor çünkü elindeki doları harcamak istiyor Çin. Elinde kağıt parçası var yani. Rusya ise daha hızlı gelecekti. İkinci madde yine bu para meselesiyle ilgili 500 yıl önce bu grubun, bu NATO grubu dediğim Penta-NATO AB grubunun 500 yıl önce çevirdiği ticaret yollarını geri çevirdik. İşte İpek Yolu projesi bizdeki referandumdan sonra imzalanması çok önemlidir. Külliyeye güç toplandığında emin olup imzalandı 200 tane proje ve o proje hattında baktığımız zaman şimdi Polonya, Almanya sabit gibi görünüyor NATO hattı açısından. Ama oraya kadarki bölgede bir tek Ukrayna kalmış durumdaydı. NATO orayı yedirmemek, orayı bulandırmak istiyordu. Üçüncü madde yine bu NATO kanadının elinde bulunan dijital şifreleriydi. İşte bu Face'ler bilmem hep Rockefeller kökenlidir. Herkes bilir mi? Şeyin torunudur Mark Zuckerberg, Rockefeller'in. Buradan da söyleyelim, Instagram'da onun değil mi? Bana durmadan tokat atıyor Face'ler Instagram'da. Aynı grup. Bir de buçuk demiştim. Aslında hepsiyle ilgili madde Hazar Türklerinin, Aşkenazların, İsrail'i kuranların, Yahudilerin içindeki
Türk kökenli olanların, ki bugün güçlü olanların, kalanların onlar olduğuna dair çok ciddi bilgiler var. Ve çok eşgüdümlü, dijitali meclise gönderdiğimiz hafta Hazar Türklerinin ve buradaki Kırım'ı temsil eden bazı iş adamlarımızın külliyede olması, onların işte dua etmesi, karşılıklı Cumhurbaşkanı'na hediyeler vermeleri falan çok eşgüdümlüydü. Ukrayna tam da bununla ilgili. Yani Karabağ, Ukrayna arasına Yahudiler yerleşecek. Bizim yıllar önce yazdığımız bir makaleydi bu. Bunu teyit eden çokça da makale var. Yani daha sonrasında buldum ve gördüm, bana da iletildi. İsrail küçülecek, Filistin büyüyecek, bir tek Golan'ı yedirmezler, orada bir Dürzi devleti kuracaklar diye bir şey anlatmıştım. Aslında onun önü açılıyor. Bakın, birileri diyor ki, hocam o bölgede Yahudi mi kaldı, nasıl önü açılıyor? Yahu Rusya'da sözde kovulmuş görünen ama oligarklardan Putin'in danışmanı olan işte Abramovich'ten tutun diğerlerine kadar hepsi Yahudi. En son bilmiyorum Gorbaçov hükümetine baktığınızda tamamı Yahudi. Zelenski Yahudi. Bakın, insanlar diyor ki efendim Yahudi mi var orada? Yahudi zaten öyle. Yahudi zaten toplam dünyada 16 milyon var. Ama o azla gidiyor ekonomiyi kontrol ediyor 3 kişiyle. 3 kişi yetiyor yani işte. O Rusya'da oligark dediğiniz 3 tane adam bütün Rus ekonomisi ellerindeydi. Para ellerindeydi. Putin gücü onlara bırakmamış için biraz kovaladı ama şu anda baş danışmanlarından bir tanesi Abramovich. Putin'in. Ondan sonra bunun üzerine olduğu hikaye, NATO hani bu bölgenin ortasında ya yer alayım ya da buna izin vermeyeyim şeyi buydu. Hani Rusya'yı zorlayacak itecek. Nitekim bakın ben işgalin hemen öncesi yaptığımız ve çok ciddi izlenme alan programda dedim ki One World One Value ve buna dair bazı veriler gösterdim. Geçtiğimiz bir önceki cuma 10 gün önce Rus Maliye Bakanı aynen bu cümleyi tweet attı. One World One Value. Ben söylediğim gün insanlar diyordu hoca ne diyor ya One World ne demek bu? Ki bazı fotoğraflar ve veriler gösterdiğim halde böyle diyorlardı. İşgalin hemen öncesi gün Putin'in açıklaması diyor ki politik olarak bizi rahatlatırsanız biz de içinde bulunduğumuz parçası olduğumuz ekonomik sistemi yıkmayız tabii ki. Yani buradan 3 asker çeker demiş siz. Ukrayna'yı bir rahat bırakırsanız, Ukrayna'da adam gibi demokratik seçim olmasının önünü açarsanız, her seçime darbe yapmazsanız, bunun garantisi verirseniz biz de dijital parayı imzalamayı biraz geciktiririz. Nitekim NATO bunu yapmayınca Rusya Ukrayna'ya girdi ama bakın normal şartlarda Rusya'nın Ukrayna'yı tabiri caizse ham yapması lazım. Ama çok ağır gidiyor her şey. Değil mi? Ve çok ilginç bir başka biri. Şimdi Zelenski açıklama yapıyor, Ukrayna devleti. Yabancı asker çağırıyor ve her şeyi sunuyor önlerine. Para vereceğiz, gazilik vereceğiz, yer vereceğiz, ev vereceğiz, falan vereceğiz falan. Bana da mesela ulaşan Türkiye'den bir arkadaşım dedi ki hocam gidelim diye bana ulaştı. Şimdi bu kabul edilebilir Ukrayna'nın nüfusu, gücü falan. Rus devlet başkanı Putin de yaptı aynı açıklamayı. Yabancı askerlere dedi işte para vereceğiz, kimlik vereceğiz, efendim gazilik ve nüfus ve her şeyi vereceğiz. Bu çok önemli bizim için. Bakın bu çok önemli bizim için. Niye? İşte nasıl gelecek, yerleşecek ki oraya işte Yahudi nüfusu. İsrail'de her biri askerlik yapmış kadın erkek oraya nasıl gidecek? Bakın her biri askerlik yapmış adamlar. Aileleriyle toplanıp gidecekler işte oraya. Bunun önü açılıyor. Akabinde dedim ki şimdi dijitale geçilecek ama arada bir dönem var. Çünkü toplum henüz dijital parayı kullanmıyor. Dolayısıyla bakın dikkat edin. Antalya'daki toplantıda Lavrov'un açıklaması hani sanki savaş yokmuş da bir ekonomik muhabbetteymişiz gibi diyor ki bu yaptılan yaptırımları nasıl deleceğimizi göreceksiniz. Ben dedim ki haftaya bomba patlıyor. Çünkü Lavrov'un açıklamasından 2 gün önce Cumhurbaşkanımız Rusya ve Çin'e kendi paramızla alışveriş yapalım dedi. Bakın şimdi buraya dikkat. Geçen hafta hocam sizin haberiniz var mı? Rusya Türkiye dahil 12 devletle artık kendi parasıyla alışveriş yapacağının şeyini çıkarttı, imzaladı ve ilan etti. Medyada yer bile almadı. Dolar bitti, dolar. Bakın medyada yer almadı henüz. Ama tabii hala zorluyorsun. Manse ediyorlar, doları hala yukarıda tutmaya çalışıyorlar. Böyle bir çırpınıyorlar yani. Bakın bunların hepsi gerçekleşiyor. İşgalin hemen öncesi bu One World, One Value, dijital para dedik. İnsanlar, medya hiçbiri bunları konuşmuyordu. Ve şunu ifade ettim ben. Dedim ki bakın birkaç haftaya göreceksiniz bütün dünya dijital parayı konuşacak. Nitekim bütün dünya şu anda dijital parayı konuşuyor. İsviçre açıklama yaptı. Kaliforniya içeriden vurdu Amerika'yı. Tam işgal başlamadan önceki gün ya da işgal günü. Vergileri coinle, dijital parayla toplayacağını açıkladı. Yani onunla da toplayacağını açıkladı.
Malezya açıklama yaptı. Brezilya meclisinden çıkardı. Rusya çıkardı. Ve geçen hafta, bu hafta ne oldu biliyor musunuz? O savaşta sözde mahvolan, ezilen falan Ukrayna meclisinden dijital parayı çıkardı hocam. Yani hani şimdi savaş altında sürdük. Söz konusu mudur yani dijital para şimdi? O günün mevzusu mudur? Ama çıktı. Ve o dijital paraya, bana da belgesi geldi. Dijital paranın çıkmasında Rus devlet, Ukrayna devletine, işte Maliye Bakanlığı ve meclisine danışmanlık yapan firma, benim tespit ettiğim firma. Birebir o firma. Şimdi isim ben burada söylemiyorum. Yani şey olur, spekülasyon doğru olmaz, ahlaki olmaz. Bir de olur ya yani, olmaz. Ondan sonra başımızı önümüzden kaldıramayız. Ama bugüne kadarki tespitlerimi anlatıyorum tek tek. Fotoğraflar, resimler, veriler, işte son Ukrayna vesaire. Yani dünya oraya doğru gidiyor. Herkes çok net bilsin. Cumhurbaşkanımız da o söylemleri boşuna iş olsun diye söylemiyor. Yani nokta atış ya da ben nereden biliyorum olsun söyleyeceğini. O durumu gördüğüm için bilebiliyorum sadece. Yoksa anlaşıyor da aynı cümleyi söylüyoruz değiliz. Ben kimim ki yani, kaç kişiye duyururum o cümleyi. Şunu herkes bilsin. Dünya tek bir devlet çatısı ve tek değerde buluşuyor. Bunun tahtında Türk devleti oturuyor. İki, Türk devleti Türkiye'deki anayasanın, bağımsız anayasayla birlikte Türk Devletler Teşkilatı'nın tamamından oluşan tek bir devlet haline geliyor. Hani şey hep denir ya, üç Türk bırakın devlet kurar, üç Yahudi bırakın şirket kurar. Herkes bildiği işi yapacak. Para, Hazar Türkleri, Rothschild'ler, Aşkenazlar da onlar da bununla geliyor. Şimdi bugün çok güzel bir soru sordu bir yayında bir değerli dost. Dedi ki hocam peki buradan sonraki riskler. Dedim ki çok büyük risk. Ve bu riskleri bana bir haftadır toplumumuz hissettiriyor. Herkes bana hocam Aşkenazlara niye ortak olduk, nasıl güveneceğiz Aşkenazlara? Ya arkadaşlar 16 milyon adama güvenmeyelim, güvenelim. Biz 500 milyon Türk, birine nasıl güveneceğiz diyorsak kendimize güvenmiyoruz demektir. Hepimiz döneceğiz, kendi işimize bakacağız. O 16 milyon adamı birçok gününü beğenmeyebiliriz ama o yanına örnek alacağız ya. Adam güvenle nasıl geliyor, ben nasıl? Bakın Osmanlı, İngiltere aynı şey. Osmanlı'nın yükselişi de biliyorsunuz Karaylar ardından, Karaylarla başlıyor yani. Geldiler ve Osmanlı yükselmeye başladı. Ticaret yapmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet padişahımız getirdi. Ticaret başladı, para dönmeye başladı ve Osmanlı'nın yükselişi. İngiltere, kendi Avrupa'da işte bir devletti İngiltere, dünya hakimi değildi. Ama bir kanun çıkardı. Yahudilerin İngiltere'ye girmesini engelleyen durumu ortadan kaldıran kanun çıkardı. Aşkenazlar oraya gidip İngiltere dünya devleti oldu. Planları genel tabirle bu. Bu Karabağ, Ukrayna meselesi de Türkmenistan'dan Macaristan'a, Pakistan'dan Fasan'a yönetecek olan belli oldu. Siyasi olarak hakim olan belli oldu. İşte askeri üstleriyle bilmem neyle her şeyiyle. Birileri ikinci sıra diyor. Benim baktığım şey dördüncü sırada görünüyor Türkiye askeri üst sayısında. Şimdi adam 16 milyon adam. Bir kısmı diyor ki biz bu dünyayı yönetecek bunlar. Gider bunların ortasına otururuz. 50 senede 100 senede bütün ekonomiyi elimize geçiririz. Zaten biz yönetiriz diyorlar. Ya biz 500 milyon adam bunlara nasıl güveneceğiz? Veya çeşitli dostlar şunu. Hocam bu tek dünya onların projesi değil. Hayır olur mu ya? Binlerce yıldır savaştığımız iki tarafın da projesi tek dünya. Onlar diyor ki özgür dünya. Biz diyoruz ki adil dünya. İki farklı felsefe üzerine kurulu tek dünya amaç. İlahi kelimetullah ne? Yani bütün dünya sathı bizim vatanımız. Bütün dünya insanlığı aslında milletimiz yani. Kimileri henüz kör sağır olan milletimiz, henüz duymamış olan, tebliğin ulaştırılamadığı, ulaştırılıp reddetmiş olanlar olan milletimiz. Ama milletimiz yani. Bütün insanlık. Oradan da bakmayı başarırsak ve Müslüman, yani şey diyor ya bakın, söylediklerimizin tespitlerinden biri. İsrail Cumhurbaşkanı bir uçakla geliyor, uçağın üzerine birlik ve gelecek yazıyor. İniyor. Bakın çok önemlidir bu. Ana soy. Dan devam eden. Baba soyu anmayan. Çünkü baba soy Türk, Sümer Türk'ü. Tanrı'yla çok ilişkisi olmayan. Yani Musevilerin, yani Safarat kolunun, Hasidik Yahudilerinin, bunlar Allahsız para devleti dedikleri, İsrail'in devlet başkanı geliyor Türkiye'ye, iniyor. Cumhurbaşkanımızın elini iki eliyle tutarak sıkıyor. Bakın, hareketini hiç izlediniz mi? İsrail devlet başkanı bakın kişi. Cumhurbaşkanımızın elini sıkış pozisyonunu izlediniz mi yani? Bir büyür eli öyle sıkılır. Bakın çok önemli. Yıllar önce İsrail Dışişleri Bakanı bizim elçimizi şeye oturttu. Yani bu hep bu beden dilini bilir herkes yani. O eğitilir, öğretilir. Eli sıkış biçimi çok, ben böyle ağlayacaktım o anda yani. Hemen Davos geldi gözümün önüne. İşte oradan dedim adamı buraya getirirler böyle. Ama açıklaması çok önemli. Diyor ki hepimiz Tanrı'ya inanan İbrahimileriz. Ya ne zaman bir dakikadır inandınız Tanrı'ya? Tamam. Okay. Ne diyor? Hanif Türk'üz diyor. Bakın. Bu çok riskli, tehlikeli. Hanif Türk'üz biz. Bununla birlikte İbrahim'i olmakla birlikte biz Muhammediyiz. Şimdi
16 milyon adam bizi zenginlikle birlikte, oluşacak zenginlik var çünkü, zengin olacak Türkiye. Çok Türkiye'de kişi başı gelir çok yukarı taşınacak. Hemen çok hızlı 2-3 yılın içinde. Zenginlikle birlikte onlar bize Efendimiz'i unutturacak. Biz onları İbrahimilikten tutup Müslüman olup ve Müslümanlığın görevi hem olup hem tebliği yapıp biz onları bu tarafa mı çekeceğiz? Hikaye bu. Mesele bu aslında. Bunu şimdi diyorlar tek gün. Ne fark eder? Biz bugün Türkiye devletinin içinde bizimle aynı anlayışta olmayan insanlar yok mu? Var. Ne yapıyoruz? Vatandaşlıktan mı çıkıyoruz? Onları bölüyor muyuz? Ayırıyor muyuz yani? Dünyayı tek devlet olduğumuzu düşünelim. Bunun içinde de işte şeytancılar, küreselciler, ona inananlar, onların taşeronları da olacak. Bizim tarafımızdakiler de olacak. Yani değişen bir durum da yok. Bunlar genelde gelen sorular da onları yanıtlamak istedim sevgili hocam. O bağlamda bu liderlikle ilgili her şey hazır. Bir tek şey hariç. Türkiye'nin kendi içerisi. İşte medya onun göstergesi. E tabii o her şey hazır dünya nezdinde NATO, Fed bile teslim olmuşken, Fed geçen hafta teslim oldu. Böyle yarım ağız diyor ki tamam dijitalini açalım fakat farklı dijital paralar da yani o tek olana biz girmeyelim, sizin hakim olduğunuza girmeyelim. Biz yine bir tane para üretelim, onun hakimi biz olalım derdinde hala. O bağlamda biz işte yani buna bakarsak ancak doğru görür hikayeyi, ona göre hareket ederiz. Bu medyaya bakarak, medyadan aldıklarımızda hikayeyi anlayamaz, sonra da şaşkınlıkla bakarız. İşte medya dedim ya, Türkiye'deki meselenin önemli göstergesidir. Dolayısıyla o vesayet dedik, siz biraz önce söylediniz. İşte ben de dedim ki silahlı kuvvetler, istihbaratta temizlik bir nebze yaptık ama medyada yapmadık. Yapamadık henüz. O da görüntüsü. İş dünyasında henüz yapmadık. Yani çok önemli bir adam aldık falan ama yapmadık henüz. Cemaatlerle ilgili yapmadık. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey bugün çok basında yer almadı, serbest bırakıldı. Ama bunun bir ben amacının olduğunu düşünüyorum. Yani efendim ne suçlamalar düşer mi ya? Yani nasıl düşebilir? Kendi yanındaki sağ kolları itirafçı olarak şey verdi. O zaman o itirafçıları almanız lazım içeri tekrar gelip. Ne o? Adnan Oktar. Ama şimdi bunun şeyi var. Ne diyordu şey? Selefiler silahlanıyor diyordu Cübbeli Ahmet Hoca. Nitekim Kazakistan'da gördük. Kazakistan'a ayaklananlar Selefilerdi. DAEŞ'çilerdi. Biz DAEŞ'i burada bitirirken hep gazeteler yazdı. Amerika uçaklarla DAEŞ'lileri kaçırıyor diye. Nerelere kaçırdı? Selefiler silahlanıyor. Bakın aynı Cübbeli Ahmet Hoca ne diyor? Atatürk'ün Maturidi diyanetini özledim. Bu cemaatlerden bıktım. Geçen hafta MİT raporu yayınlanıyor. Evvelki hafta. Ve diyor ki en şu anda önemli problem aşırı sağ. Normalde görünürde bir aşırı sağ mı var Türkiye'de yani? Yok henüz değil mi? Ama bakın bir şey var, bir şey geliyor. Yani ben yine benzer bir harekete kalkışacaklarını düşünüyorum. O iki kollu. Bir taraf işte şeriat isteriz falan falan. Bir taraf NATO gelsin müdahale etsin. Bulgaristan'da, Ukrayna'da yığıldı. Aşağı yığdı. Efendim taşeronlarını ve silahları tırlar. Bunun önü hazırlandı bana göre. Ama bu sefer Türk devleti silleyi bir vuracak. Tabirim caizse o gün geldiğinde tam cümlemi herkes anlayacak. Selvi'nin yanından yıldızları gördüklerinde hepsi çok şaşıracaklar. Bu sefer o yıllardır yaptıkları şey işte Türk devletinin kontrolünde. Bundan önce 15 Temmuz, 17-25 Aralık Gezi'de olduğu gibi dönüp kendilerini vuracak. Şerleri bizim için hayra ön açacak. En büyük temizlikle birlikte biz arkasına bir yılın içine bağımsız anayasamızı koyacağız. O araya bir de o temizlik sırasına misak-ı millimizi de koyacağız. Ki o zaman işte biz 29 Ekim 2023'te hep beraber halay çekeceğiz tabii ki. Dünyanın siyasi tahtında oturan, adaletle bunu sağlamış olan, bakın Türk devleti davranışlarla bunu dünyaya gösterdi. En önemlisini anlatayım. Yani birçok yardımlar yaptık, gittik. Mesela Afrikalı bugün İsviçre'deki Somalili taksiciden fil dişi sahibindeki restoran sahibine, işte bilmem neredeki adama kadar diyor ki Çinli geliyor bizi sömürüyor, Türk geliyor bir şeyler alıyor, satın alıyor, yapıyor ama üstüne de bırakıyor da gidiyor. Bunu söylüyor ama daha önemlisi var. Afrika devletleri bir haftada bir çağırıyorsunuz, 48 devlet koşarak buraya zirveye geliyor. Niye? Bakın demin dedik ki Fed'i ve doları ve dünyayı 3 tane aile yönetiyordu o taraftan. İşte 3'te bu Babilciler vardı. Diyelim beraber paslaşa gidiyorlardı. Ki altlarındaki finans Aşkenazların desteğiydi. O yüzden şimdi çok tuhaf bir durumda kaldılar. Aşkenazlar bizim yanımıza geçince. İbrahimiler birleşince yani.
kaldılar. Şimdi yeni kurulan o dijital paranın altyapısında mesela örnek vereyim, bir Asya Yatırım Bankası Çin'de kuruldu. 150 devlet şu anda üyesi ve her devletin kendi gücüne göre varlıkları, işte burada en önemli varlık altın varlığı, o varlıklarına göre orada değeri var. Yani bu yeni dünyada bir one value, tek değer oluşacak ama o tek değerin bütün devletler, bütün halklar ortağı olacak. Evet. Kendi gücünce. O yüzden tam bir Türk dünyası. Yani adalet ve liyakat dünyası başlıyor. Kim çalışırsa kazanacak. Kim çalışırsa kazanacak. Ve bunu Türk devleti aslında 11-11-2021 ama o gün niye cumartesi oldu bilmiyorum. Bir güvenlik problemi, bir şey olabilir. Türk devleti bunu aynen şu cümleyle anlattı. 1000 yıl önceki nizam-ı alem. Kaybetmeye başladığımızda karşı tarafın Novo Ordo Seclorum, yeni dünya düzenine karşı bugün 11-11-2021'de Türk devleti dedi ki Supreme Order of Turkic World. Bakın buradaki ifade çok önemli. Turkic World. Ve Aşkenazları da kattığı bir oluşumun yüce düzeninden bahsediyor. Türklerin, Türk dünyasının yüce düzeni. Bu motto boşuna konmadı. Yani böyle masal olsun diye. Bu mottoyu destekleyen 11 numaralı koltuğa aksakallı boşuna oturmadı. Vekaleten de olsa ama 11'e oturdu. Vesaire. Daha bununla ilgili çok şey söyleriz. Çok herhalde böyle bir toplayıp özetlemeye çalıştım. Hem Türkiye içi hem Türkiye dışı sevgili hocam. Evet hocam. Şimdi benim bu sohbetin vesilesi olarak tekrar gündeme getirdiğim köprünün açılış töreninde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bütün bu eserlerin efendim projeleri Abdülhamit Han tarafından efendim yapılmıştı. Gerçekleştirmek bize nasip oldu. O bağlantıyla evet. Bitirelim hocam. Evet. Önemli çünkü işte benim de yıllarca anlattım. Hani dedim ya Türkiye'de bir şeyler 20 senede olmadı. İşte savunma sanayinde silahlar ki bugün gördüklerimiz inanın bunu çeşitli kişiler telaffuz etti. Ben de kesinlikle altına imza atıyorum. %20'si Türkiye'nin yapmış olduğu. Her gün ihtiyaca binaen bir tanesi daha çıkıyor. Dünya şok oluyor, şaşırıyor. Bazısı da dünya yavaş yavaş öğrendi. Biz hala bilmiyoruz. İşte o Fransız gemisi, İngiliz uçağı, Rumların petrol sondaj yapacağız diyor. Tepelerine uçak düşüyor. Bir anda vazgeçiyorlar sondaj yapmaktan falan. Şimdi bunlarla ilgili hepsini söyledim. Bunların 20 sene argesi ülgesi sürer. Nice ki bir tane tespit, hatta bunu da sordum soruşturmayacak kesinlikle doğru mu diye, kesinlikle doğru olduğunu öğrendim. Bir tespit, işte ta Abdülhamit Han belki daha gerilere doğru götürüyor şeyi. Çünkü dedi ki yalancı yüzyıl. Bize bilimi, tarihi, her şeyi yalan anlattılar. Öyle bir anlatmalılardı ki zaten. İşte son 400 yılda işte bu insanlık böyle ilkel falan dururken adam batı gelmiş dünyayı kurtarmış gibi anlayalım diye. Her şeyi onlar bulmuş değil mi? Yani ta binlerce yıl önceki Brahmanizm ile Spinoza'nın panteizmi olmuştu, oldu. Efendim İbnül Arabi Heidegger diye bir uydurma isim. Adam var mı yok mu kimse bilmiyor. Ama İbnül Arabi yani Heidegger oldu. Falan. Efendim ne bileyim binlerce yıl önce bilinen yer çekimi 800 yılında Razi'nin çizimleri varken Newton kafasına elma düştü yer çekimini buldu. Ya kadar gidiyor iş. Hep yalandı. Çünkü işte o zaman nasıl anlarız 1000 yıl önce Cezeri'nin robot yaptı. Ne anlatıyorlar falan deriz değil mi? Robot yapmış diyoruz. Yani veya nasıl anlarız 29 bin yıllık piramitlerin içerisinde Bosna ve Çin'deki piramitlerin içinde bir gıda çürümeden 100 yıl durabiliyor. Veya onun ölçüleri, onun içindeki mekanik hareketlilikler bilmem neler falan. Bunları nasıl anlarız zaten? Birisi bana yıllar önce dediğimde gülmüştüm. Şimdi tamamen altına imzamı atıyorum. Hocam sen onu bırak. Piramitlerin o zamanlarda Mısır'da elektrik kablosuz dağıtılıyordu demişti. Ben ezber bozan olarak gülmüştüm. Ama şimdi katılıyorum buna. Niye söylüyorum? İşte birileri hala gülüyorlar. Sultan Abdülhamid Han'dı Marmaray'ın efendim, projesini söyleyen falan deyince evet öyleydi. Devletin ajandasından kalanlar, mesela benim tespit ettiğim Mustafa Kemal Atatürk çizdi deniyor ama bana göre o ajandanın içindeki teknik insanlar kimler onlar çizmiş oradan aktarılmıştır. O vasiyetindeki Meriç Dümler bunu çok daha iyi anlatır. Bir gün inşallah onunla da bir program yapınız sevgili hocam ben bir size iletişim kurdurayım. Orada var İHA'ların çizimi canım hocam. Oradan rahmetli çünkü teknikte bugün gibi baktığımız Erbakan hocamız ona devrolan oradan Selçuk Bayraktar ve efendim onların ailesinin müthiş çabaları, müthiş çalışmalarıyla ortaya çıkan bir şey bu. Fakat buradaki acı ve ilginç bir olay var. Bakın Amerika'nın İHA'larının diyelim adı neydi? Anka'ydı. Yani böyle o kadar yüzsüzce böyle suratımıza vurur gibi. Niye biliyor musunuz hocam?
1960'da Ziraat Bankası'nın kasalarından çalıyorlar o vasiyetin o dosyalarını, Amerika ve İsrail'e satıyorlar. Onlar Heron'u ve Anka'yı, şimdi gelemedi şey İngilizcesi, bizim o projelerimizden yapıyorlar. İşte onun için bugün biz çok iddialı konuşuyoruz. Tarihi okuduğumuz için bu kadar iddialı konuşuyoruz. Türk devleti geliyor diye. Yoksa böyle kurduğumuz hayalleri anlatmıyoruz. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani insan başı önde yürümekten utanır değil mi? Yani hayallerimizi anlatır. Sonra işte hiçbir şey dediğimiz gibi çıkmayacak. Sokakta insanların suratına bakamam yani. Birileri zannediyor ki böyle işte tribün yap. Ne olur ki burada tribün yapsak ne olur? Ya da yaşadıklarımızı bilseler zaten tribün yapmadığımızı, serden, her şeyden vazgeçtiğimizi bilirler insanlar. İşte bunları çok güzel bir tespit. İşte Çanakkale'de bunun göndermesi hem bir yandan hem geçmiş hem de gelecekle ilgili o Çanakkale Köprüsü'nün birleştirdiği yer. Bakın şimdi ben bunu One World derken bakın bu One World hakikaten oluşturuluyor. Örnek vereyim. Şimdi Çanakkale birleşti. Geriye bir tek yer kaldı sevgili hocam. Bering. Ve onun da projelendirmesinin olduğunu, hatta belki başladı bilmiyorum, temeli atıldı mı, Bering Boğazı da birleştiriliyor. Yani Asya ile Amerika kıtasının, Kuzey Amerika'nın arası. Düşünebiliyor musunuz? Kaliforniya'dan bir adam otomobile binecek, gelecek New York tarafı, doğuya. Oradan Bering'den geçecek. Hop gelecek buradan İstanbul, Çanakkale veya şeyde de biliyorsunuz, Manş'ta da var, Fransa ile İngiltere'nin arası, Londra'ya. Bütün dünya karalarını dönebilecek. Bakın işte tek dünya. Bir tek adım kaldı. Bunun için Çanakkale bu anlamda da çok önemli bir projeydi. Bir de zaten dünyanın en büyük herhalde değil mi? Yanlış bilmiyorum şeyi. Bir de 100 yıl önce birileri oraya bizi vurmaya geldi. Biz dedik ki geçilmez. Geçirmedik. 100 yıl burada onların artıklarıyla cebelleştik. Onların artıklarını yapılmaz, olmasın, yapılmasın. Ben köprü mü kullanacağım, havalimanı mı kullanacağım demesine rağmen yaptık. Mustafa Kemal Atatürk bulvarını yapacağım diyor. Hocam ne yapacaksın? Paşam ne yapacaksın? Uçak mı indireceksin diyorlar. Adnan Menderes vatan caddesi diyor. Ne yapacaksın? Benim hatırlıyorum 86 Tem Özal hatta Bush'la beraber galiba otomobille gidiyor. Bak dediler görüyor musun? Tek başına gidiyor. Hakikaten tek başına gittiğimizi hatta ikinci köprüden ben o yıllar tek başına geçtiğimizi bilirim. Tek başına yani. Başka araba yok. Arkada önde. Ama şimdi nasıl? Taşınıyor. Şimdi bunu engellemeye çalışan, her şeye karşı çıkan, hatta şeyle hatırlanır değil mi? Sattırmamla hatırlanır. Bu adamlar, bu taşeronlara rağmen biz o köprüyü yaptık. Hani başkan yaptık. Köprüyü de yaptık üstüne. Dört duvar arasındakiler de duysunlar. Arkalarını duvara yaslamak zorunda kalanlar. Onlar da duysunlar. Havalimanı yaptık. Almanya ekonomisi bitik. O bitik ekonomi Berlin Havalimanı'nı 13 yıl temelden öteye götüremedi. O temelden 300 tane yolsuzluk çıktı. Temel çürüdü. Kapattı projeyi, bitirdi. Yapamadı. Gezi'nin önemli sebeplerinden biriydi. Çünkü istiyorlardı ki orası hub, merkez olsun. Ama biz onu da söktük aldık. Devlet garantisi olmadan bilmem kaç 30-40 milyar dolarlık bir havalimanını bugün Amerika'da yaptıramazsınız devlet garantisi olmadan. Yaptırdık. İlk senesinde para kazandı. Hop sustu birileri hiç. Efendim havalimanı çok boşmuş falan. Yani hatırlıyoruz değil mi? Yani kendi fendi adamlar, ben de gittim havalimanı. Hiç boş, bir Allah'ın kulu yok dedikleri havalimanı ben de gördüm. Ya hiç utanmadınız mı bunları söylerken? Bir yılda para kazandı o havalimanı. Nasıl boştu da kazandı? İşte bunların hepsine de cevap oldu. Kocaman bir cevap oldu Çanakkale Köprüsü. Hala birileri bir şeyleri gözlerini açamıyor. Körler sağırlar. Her taraftan yani farklı kitlelerden hala bir düşmanlık gözlerini kapatmış. İşte biraz önce söylediğim temelde o İslamofobiklik. Özelde ise Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik düşmanlık gözleri kapatmış. Yani dünyada ne oluyor ne bitiyor. Dünya buraya koşuyor, Türkiye'ye koşuyor. 15 yıldır bütün dünya her olayda Türkiye'yi konuşuyor. Ve her olayda Türkiye ne derse o oluyor. Hala birileri geçmiş. Yani çünkü bir de şöyle bir dönem var. 20 sene uzun bir dönem olduğu için sevgili hocam. Gençlere de oynuyorlar. Yani bugün 30 yaş hatta 35-40'a kadar olan insanlar 2001 öncesini hatırlamıyor ki. Tabii ki. Dolayısıyla bugün mesela bir genç. Hocam diyor ya ekonomide şöyle böyle falan. Ben diyor alışmışım rahat. Rahatlığım nereden geldi? İşte çocuklar 30 yaşında. 15 sene bu ülkede ekonomi yukarı doğru gitti. Dolar yerinden oynamadı. Şimdi 5 senedir evet ben de elektrik faturası geldi. Ya bu ne dedim ya böyle elektrik faturası mı olur? Ama inanın telefonumda var keşke göstersem. İngiltere'den bir hanımefendinin attığı tweet. Ya böyle 3 kata katlar mı işte kaç? 66 poundken 210 küsür pound olmuş bir ayda. İngiltere'de elektrik faturası. Yani bunları görmeyerek birileri hala bir şeyler söylüyor ama bunun işte altı, o bürokrasi dedik, medya dedik, insancıklar da ne yapsın? Yani hem bir yandan şey yapıyorum böyle bir ateşleniyorum ama bir yandan da kızmıyorum sonra fasıyorum frene. Onların da suçu yok diyorum.
şeyin var, Nazım Hikmet'in var ya cümlesi hocam. Sana suçlusun diyemiyorum ama suçun çoğu da sende be kardeşim diyor ya. Çok güzel diyor yani. zatın tarafı içinde bulunduğu sülaleler, ailelere bir kenara koyarsak söylediği cümle gerçekten önemli bir cümle bence. Ama işte yani ne diyelim. İnşallah o çoğunluğumuz akıllı ve vicdanlı olan, hakikat önüne ulaşmayan, biraz kendi de ulaşmaya uğraşmayan milletimizle çok yakın zamanda artık çok net görecek. Çok biraz sarsıla sarsıla hakikati görmeye başlayacak inşallah. İnşallah. O yüzden önemli. Yine bir şey daha bakın. Bu yine bürokrasi ilişkisiyle ilgili şeyde de olmuştu. Ayasofya'da da. Ben Diyanet İşleri Başkanı'nı o anlamda kollamıştım yani. Böyle demek istememiştir demiştim. Ama şimdi kollamıyorum. Niye? Çünkü aynı şeyi yaptı Çanakkale'de yine sözünü almadı ama daha çok da şunun için diyorum. Cumhurbaşkanımız da sanki ona cevap veriyormuş gibi Mustafa Kemal anarken 3 kere tekrar etti. Birinde de paşamız diye tekrar etti tekrardan. Sanki oraya bir cevap veriyormuş ya da sanki onun bıraktığı boşluğu dolduruyormuş gibi. O yüzden buradan bakalım. Okul müdürleri, Diyanet İşleri Başkanı. Bütün Türkiye'de okul müdürleri dedik. Bunlar kimler? Milli Eğitim Müdürleri. Milli Eğitim İl Müdürleri. Yani hepsini ilişkilendirelim lütfen. Bu bir ne bileyim içimizde bir galeyana da sebebiyet vermesin. Gözümüzü dikelim devlete bakalım. Devlet külliyede gücü topladı. Külliyeye bakalım. Bundan sonraki her durum, her gün gelişebilecek olaylarda gözümüz sadece orada olsun. Oradaki liderliğin yerine mahallemizin liderini, cemaatimizin liderini, derneğimizin liderini, şirketimizin liderini koymayalım. Türkiye Devleti'nin liderine bakalım. Gözümüz orada olsun. Uyanık olalım, ferasetli olalım. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah umduğumuz gibi, dua ettiğimiz gibi efendim her şey gerçekleşecek. Sizin İnşallah. Meşhur söyleminizde 29 Ekim 2023 efendim evet. Herhalde İpek Mendil hazır hocam. Hocam hazır. Bir de sağ olsun sevgili izleyiciler. Bir tanesi oğlum sana gönderecek diyor. Birisi ben göndereceğim diyor. Gerçekten böyle müthiş bir şey bu. İnşallah böyle biraz daha yaklaşan zamanda böyle bir kampanya yaparız belki. Hani Türkiye'yi böyle hareketlendirmek anlamında. Hakikaten de ben çekeceğim yani. Çıkacağım. Bak çok eminim kendimden. Allah bilir tabii doğrusunu, en doğrusunu. Alim olan Allah bilir. Ama bizim bildiğimiz dahilinde ben çıkacağım. Halayımı çekeceğim. İnşallah bunu böyle bütün Türkiye'de yaparız. Kim bilir belki rekorlar kitabına girecek bir halay çekeriz yani. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Milletimiz. Bunu hak etmedik mi hocam? 100 yılda. Ya ben 50'sini yaşadım, yarım asırını yaşadım. Hak etmedik mi bunu? Bizi haksız yere, adaletsiz yere öyle ezdiler ki. Niye? Çünkü dünyaya adaleti biz getireceğiz diye. Bizim herhalde bu hakkımızı davulu zurnayı çalacağız. Biz kendimiz eğleneceğiz. Ya onlara böyle onlara şey yapmayacağız yani. Onlarla onlara insaniyetsiz bir tavır göstermiyoruz ama kendimizin eğlenmek herhalde hakkı birazcık. Hakkımız hocam. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır. Hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklali. Diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Değerli takipçilerimiz.